Ramazan bayramına bir gün kalmasıyla birlikte tatlıcılar koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde siparişleri yetiştirmek için çalışıyor. Şubelerde söyleseydik ya. Bayrama bir gün kala baklavacıların telaşı devam ediyor. Covid-19 salgınla mücadele kapsamında uygulanan yasaklar dahilinde bu yıl da bayram. Geçtiğimiz sene olduğu gibi koronavirüs gölgesinde geçecek. Bayramların olmazsa olmazı baklava ve tatlı satışları da evlere paket servisi şeklinde servis edilebilecek. Kalıcı konutlarda ailelerin gelip oturabileceği nezih bir ortam oluşturduklarını ifade eden Gaziantep'li tatlı işletmecisi Müslüm Kurt, ayrıca bu iş için çekirdekten yetiştiğini, ürünlerinde sağlığa zararlı maddelerin olmadığını dile getirdi. 12 yaşından beri baklava sektöründe çalışmaktayım. Çekirdekten yetişmeyim bu işte. Sürekli her zaman Gaziantep'in birçok ünlü firmalarında çalıştım. Allah nasip etti, kendi yerimi açma fırsatı 6 yıl önce oldu. Bol'da böyle bir eksikliğinin farkına varınca Bolu'ya geldik, açtık. 6 yıl önce Deyüz Karayolu üzerinde imalatımız da halen orada devam etmektedir. Orada başladık ve kalıcı konutlarda ailenin gelip oturabileceği nezih bir salon yaptık. Burada Gaziantep'in birebir orijinal Gaziantep katmeri, künefesini de getirdik. Ürünlerimiz %100 tereyağlıdır. Sade yağ kullanmaktayız. %100 Antep fıstığı kullanmaktayız. Kesinlikle ürünlerimizde herhangi bir glikoz, tatlandırıcı gibi sağlığa zarar veren hiçbir şey yoktur. Birebir Antep baklavasıdır. Antep'te yediğiniz baklava nasılsa burada da aynısıdır. İyi baklavanın nasıl yapıldığını anlatan Kurt, ustalığın ve malzemenin önemini vurguladı. İyi bir baklava en önemli özelliklerinden biri malzemesidir. Yani kuş diye adlandırdığımız boz bir diye söylediğimiz fıstığı vardır ve aynı zamanda sade yağ çok önemlidir. Bunların önemli olduğu kadar ustalık apayrı bir şeydir. Bunlar hepsi birbirine zincirlemedir. Ustalık kötü olursa ne kadar iyi malzeme kullanırsan kullan yine iyi bir ürün elde edemezsin. Ne kadar iyi malzeme kullanırsan kullan, ustalık kötü olursa yine bir iyi bir ürün elde edemezsin. Bunlar birbirine zincirlemedir. Antep'teki birebir baklavayı getirdik. Baklava için Antep'e gitmenize gerek yok hem. Buradayız biz. Müslüm Kurt, tepsi satışlarında kampanyaların da olduğunu belirterek asıl amaçlarının az kârla insanlara daha fazla tatlı tattırmak olduğunu ifade etti. Kampanyalar yaptık tabii ki de. Bizim fiyat listemiz hem burada olmak üzere aşağı şubede fiyat listelerimiz asılı. Kilo bazında olduğu zaman yani fiyat listelerimizde devam ediyoruz. Ama tepsi olduğu zaman tepsilerde kampanyalarımız var tabii ki de. Yani fiyatlarımız da zaten hani olabildiğince düşük tutuyoruz. Biz az karla daha çok sürüm olsun diye daha çok müşteri insanlara daha çok tatlı tattırabilmemiz için, yedirebilmemiz için fiyatları düşük tutuyoruz. Sirkülasyonumuz da fazla. Sipariş aldıklarını ve gelip alamayan vatandaşlar için de paket servisi yaptıklarını dile getiren Kurt, müşterilerin talepleri doğrultusunda tepsi fiyatlarını geçen yıla göre düştüğünün altını çizdi. Şöyle siparişleri gelemeyenleri evlerine de bırakıyoruz. Tabii müşterilerin talepleri geçen yıla nazaran bu yıl tepsi fiyatlarımız düştü. Yani tepsiyle istemiyorlar da daha çok kilo, yani 2 kilo, 1,5 kilo tarzında siparişlerimiz epey aldık çok şükür. Ama tepsi olarak yani pandemiden dolayı tepsi satışlarımız düştü. Misafir gidip gelmeyeceği için yine çok şükür işimiz yine iyi. Birçok işletmeye göre yani Bolu'da da sevildik. Sağ olsunlar, biz de Bolu'ları seviyoruz. İşimiz yine iyi gidiyor çok şükür. Bolulların Ramazan bayramını kutlayan Müslüm Kurt, bayramda herkesi tatlı yemeye davet etti. Bütün Bolluların bayramını kutlar, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Herkese teşekkür ederim. Bayramınızı tatlısız geçirmeyin derim. Şeydir, olabilir. Bulmam olabilir. Ceviz olur.